Sanayi devrimi başladığında makineler üretime geçti. Hatta çok fazla üretime. Ancak bir problem vardı. O ürünleri pazara getirmek fazlasıyla zordu. 1750'de Edinburgh'dan Londra'ya 400 mil seyahat etmek 16 gün sürüyordu. 1970'lerde Ay'a gidip geri dönmekten daha uzun bir süre. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Ve bu değişim en keskin şekilde gerçekleşti. Sanayi devrimi boyunca neler yaşanmıştı da Britanya dünyanın kıskandığı bir ulaşım sistemine sahip olmuştu. ...18. yüzyılın ortasına kadar Britanya'da seyahat etmenin tek yolu atlarla çekilen arabalardı. Ama bu göründüğü kadar eğlenceli değildi. Eğer öyle olsaydı o zaman yolculardan yolun kurbanları diye bahsedilmezdi. İçinde boğulacak kadar büyük çukurlar vardı. Soyguncular sürekli bir tehditti. Antal ve külüstür at arabaları yol boyunca çok sarsıldığından yolcularda mide bulantısı yaratıyordu. At arabasıyla gezmek ya da yolculuk yapmak korkunçtu. Bildiğimiz haliyle yay yoktu ve araba her bir köşedeki payandalara takılmış deri kayışlarla destekleniyordu. Eğer tutmak istersen burada şase üzerinde sıkıca bağlanmış bir payanda var. Evet. Ve gövdeye tutturulmuş deri bir kayış ve bu yolcuların oturduğu vagonun gövdesi. Yani bugün bizim bildiğimiz anlamıyla yay yok. İnanılmayacak şekillerde sallanıyor ve herkes sonunda epey deniz tutmuş gibi oluyor. Peki bu direk ve kayış fikri ne zaman terk edildi? 1804'te at arabası yapısını kökten değiştirerek bu büyük buluşu gerçekleştiren Obadiah Elliot adında bir adam oldu. Obadiah'ın buluşu basitti. İki çelik parçasını demir ocağına sokup küçük bir adacık şekli vermek için bitiş noktaları üzerinde çalıştı. Ve sonra her bir parçayı yarım ay haline getirdi. Soğuduğunda bu iki parça zahmetsizce birbirine takılarak özgün bir eliptik şekil oluşturdu. Güzel, basit bir çözüm getirerek böylece şöhretini sağlamlaştırmış oldu. Ve işte ortaya çıkan ürün bu eliptik bir yaydır ve bu şekilde çalışır. İşte gördünüz. Hadi bir deneyelim. Evet, çok sağlam, çok dayanıklı. Ve bu süspansiyon ve bu da dingilde oturduğu yer. Böylece bu tek yay dingili vagon bölümüyle birleştiriyor. Böylelikle bütün gövde, sürücü, yolcular ve eşyalar süspansiyonun faydasını görmüş oluyor. Gerçekten süspansiyonun bütün günümüz ilkelerinin öncülüğünü yaptığı görülüyor. Haksız mıyım? Aslında bu at arabası motoru olmayan bir otomobil, öyle kesinlikle değil mi? Ve eliptik. Günümüzde hala araçlar ve modern taşımacılık için yaylar yapılıyor. Evet. Fantastik bir buluş. Zeki bir adammış. Bu teknoloji at arabalarının daha hafif, daha güçlü olabileceği ve hız için yapılabileceği anlamına geldi. Bu özel model saatte 32 kilometre gibi gülünç bir hıza ulaşabiliyordu. Artık belli bir hız ve rahatlık mümkündü. Elliot'ın eliptik yayları bir araçla taşınabilecek yolcu sayısını iki katına çıkardı. Hatta yeni ve sanatsal mektup vagonları nedeniyle postane tarafından da benimsendi. Ancak bu harika ilerlemeye rağmen kimse hızlı bir şekilde bir yere gidemiyordu. Britanya'nın yolları tamamıyla berbat haldeydi. Ama bu konu hakkında bir şeyler yapmayı kafasına koymuş bir adam vardı. John McAdam, Britanya'nın yollarıyla özellikle kişisel olarak ilgileniyordu. 50 yıl boyunca 48 bin kilometreden fazla yolculuk ettiğinden yollarla ilgili sorunun ne olduğunu şaşmaz şekilde biliyordu. Yolların çoğu beceriksiz ve rüşvetçi muhtemetler tarafından idare ediliyordu. Tek dertleri yol geçiş ücretleriyle para kazanmak olan insanlar. Sonuç olarak yolları yapmak ya da bakımını sağlamak için herhangi bir sistem yoktu.
John McAdam herhangi bir yolun yatağı olan çıplak toprağın trafiğin ağırlığını kaldıracak kadar güçlü olduğunu iddia ediyordu. Sorun yolun yüzeyi, bu toprak ıslandığında ve kuruyamadığında başlıyordu. Ayrıca tekerlekleri gözlemledi ve verili bir anda tekerleklerin yüzeyinin sadece 1 metrekare inçlik alanının yola temas ettiği sonucunu çıkardı. Dolayısıyla eğer bir yolun yüzeyinde 1 inçten daha büyük taşlar olmazsa tekerlekler, yani araç, yumuşak bir sürüşe kavuşacaktı. Taşların parçalanması emrini verdi ve onları 3 farklı boyuta göre ayırdı. Şu an en büyük taşlardan oluşan yığının üstündeyim. Doğrudan toprağa oturtulan bu en büyük taşlar yolun tabanı olarak kullanılıyordu. Bunlar gibi orta büyüklükteki taşlarsa ikinci, yani orta katmanı oluşturmak için kullanıldı. Ve en küçük taşlar yumuşak bir sürüş sağlayan yolun en üst yüzeyi içindi. Bu yollar kullanıldıkça daha iyi hale geldiler. Çünkü araçlar yolun yüzeyinde yolculuk ettikçe tekerlekler yumuşak, hızlıca kuruyan bir yüzey haline gelmesine izin vererek yüzeyi sıkıştırıyordu. 1820'lere gelindiğinde Britanya'da ulusal bir ulaşım ağına benzer bir yapı ortaya çıkıyordu. Yolculuk süreleri neredeyse 4-5 kat azaldı ve yolları 40 yıl öncesine göre 15 kat daha fazla sayıda insan taşımaya başladı. Üreticiler mallarını artık ülke çapında ve ötesinde yeni pazarlara götürebiliyordu. Hükümet İrlanda'ya yeni bir rota inşa etme işini üstüne aldığında şimdiye kadar yapılmış en iyi yol olmasını istediler ve bu yüzden Londra'dan Holyhead'deki limana ana yolu yapması için Thomas Telford'u tayin ettiler. Telford'un yolu muazzamdı. McAdam'ın düşük teknolojik yaklaşımından oldukça farklı bir öneri getirmişti. Bu yol arazi boyunca düzenlenecek, 9,5 metre genişliğinde olacak ve sağlam taşların temeli üzerine drenaj yapılacaktı. Telford, yamaç boyunca yüksek miktarda ot biçerek yolun seviyesini korumak için çok büyük bindirmeler yarattı. Ancak Telford'un başa çıkması gereken en büyük sorun, tehlikesiyle ün yapmış bütün engellerin en göz korkutucusu uzayıp giden nehir Menai Straits'ti. Telford bir köprüye ihtiyaç olduğunu biliyordu. Ancak daha önce işine benzerine rastlanmamış bir köprü olmalıydı. Çünkü Menai Strait'in kapladığı alan fazlasıyla büyüktü. Şimdilik karşıdan karşıya basitçe bunun gibi bir yük taşıma yolu inşa edebilirdi. Ama bu kırılacaktır. Bir köprüyü desteklemenin geleneksel yolu köprü kemeri ya da payandalarla alttan taşımaktı. Köprünün ağırlığı nehir yatağına inşa edilen bu desteklere aktarılıyordu. Günümüzde en iyi şekilde çalışan bu köprülerdir. Ancak Telford için bu bir seçenek değildi. Deniz kuvvetleri Strait'i kullanıyordu ve yapılacak herhangi bir köprünün uzun direkli savaş gemilerinin altından geçebileceği kadar yüksek olması konusunda ısrarcıydılar. Telford radikal bir köprü yapabilmek için planlar çizmeye başladı. Yeni bir fikir değildi ama daha önce bu boyutlarda bir şey hiç denenmemişti. 3 metreden fazla yüksekliği ve yüzlerce kilo ağırlığı birleştirmek için devasa bir demir zincirler silsilesi inşa etti. Bitim noktaları bir kayanın içine derince oyulmuş yeraltı tünellerine demirlendi. 26 Nisan 1826'da 150 işçi aynı anda hareket etmelerini sağlamak amacıyla orada bulunan bir yürüyüş bandosu eşliğinde ilk zinciri çok büyük 2 kulenin üstüne vinçle kaldırdı. Yerine konan zincirlerle altına bir yük taşıma yolunun nasıl asılacağı netleşmişti. 5000 kişi Telford'un modern dünya ikonunun açılışına tanıklık etmek için başlarını yukarı kaldırdılar. Asma bir köprü. Telford sayesinde hükümet Holyhead'e uzanan bir yola, deniz kuvvetleri ise gemileri için yeterli açıklığa kavuşmuş oldu. Ve Menai Straits dünyanın görüp görebileceği en azimle yapılmış bir köprü kazandı.
Telford'un Holy Heath rotası o zamanın yol inşaatının doruk noktasını temsil ediyordu. Ancak sanayi devrimi giderek daha fazla kalabalıkların geçtiği yollara sahip oldu. Ve yollarla ilgili başka büyük bir dezavantaj vardı. Kullanmak pahalıya geliyordu. Atlar sadece kısa mesafede ve fazla ağır olmayan malları taşıyabilecekti. Ve sürücüleri gibi kalacak yere yemeğe ihtiyaçları vardı. Ayrıca yol geçişi için para da ödenmesi gerekiyordu. Yani bu yoldan sadece 16 kilometre kömürü taşımak kömürün fiyatını iki katına çıkarıyordu. Britanya'nın en zengin adamlarından biri olan Bridgewater 3. Dük'ü bu duruma öfkelendi. Bugün Manchester yakınındaki Worsley'de kalıntılarına rastlanabilecek bir kömür madeninin varisiydi. Zarar ediyordu ama Dük eğer kömürü daha ucuza taşıyabilirse kâr edebileceğini biliyordu. Ona yardım etmesi için okuma yazması az bir değirmen ustası olan James Brindley ile iletişime geçti. Görevi alması üzerine Bradley 3 gün boyunca Dük'ün fazlasıyla hırslı planını nasıl gerçekleştireceğine dair rüyaya yattı. Brindley rüyasında madenlere su bastığını ve kömürün doğrudan kömür alanından Manchester'ın tam kalbine doğru yüzdüğünü gördü. Atlar hala güç sağlıyorlardı ama asıl yükü su taşıyordu. Brindley uyandığında bütün planı kafasında kurmuştu. İnanılmaz ama geleneklere uymayan başlangıcına rağmen Dük tasarıyı kabul etti. Servetini projeye ve başlayan çalışmaya adadı. 1761 Temmuz'unda mükemmel seviyede balçıkla sıvanmış bir su hattı Manchester'daki Castlefield'a ulaştı. Bu sanayi çağının ilk büyük kanalıydı. Bir anda şehirdeki kömür fiyatları yarıya düştü. 100 kiloya 7 peniken yalnızca yarım peniye indi. Zengin Dük daha da zengin oldu. Dük'ün 16 kilometrelik kanalı çağın harikası olarak selamlandı ama bu Brindley için sadece bir başlangıçtı. Britanya'da denize 96 kilometreden fazla uzaklıkta hiçbir yerle ülkenin herhangi bir bölümünü bir limanla birleştirmek için hayati bir bağ olan kanalları nasıl bağlayacağını kavradı. Tepeleri aşmak için hareketli kanal setleri, vadilerin üstesinden gelmek için de su kemerleri inşa etti. Burası çok sıradan bir yer. Mesela yüksek sanat bir tiyatro performansı için olası olmayan bir mekan. Ama bunun gibi tüneller inşa ederek doğrusu onları en yüksek dramayla doldurdular. İnanılmaz ama Bradley'in zamanından önce hiç kimse böyle devasa tüneller inşa etmek için bir girişimde bulunmamıştı. Sadece teşebbüs etmek bile en büyük çılgınlık olarak görülüyordu. Aslında bu doğaya, Tanrı'nın kararlarına karşı hareket etmek demekti. Öyleyken bile Bradley çaba harcamaya devam etti. Tepenin içine doğru 1,5 kilometreden fazla düz bir hat delmek. Bunu nasıl başarabilirdi? Bu okuma yazması az, kendi kendine eğitmiş adam tünellerin nasıl inşa edilmesi gerektiğini bulabilmek için yorulmaksızın çalıştı ve bunlar yazılı hesaplamalar ya da çizimler olmadan işlerin dışında herhangi bir kayıt bırakmaksızın gerçekleştirildi. Brindley tepenin sırtı boyunca işaretleri çizebilmek için teleskop kullanarak büyük kazı için rotayı kazıklarla sınırlandırdı. Tünellerin inşası süresince işçilerin toplandığı yer burasıydı. Bu seviyeye indiler ve sonra tüneli yatay olarak oyarak bu yönde ve o yönde çalıştılar. Soldaki ve sağdaki yarıkları birleştirerek ayrıca yukarıdan aşağıya oyuk açarak. Çok hayranlık uyandırıcı. Böyle bir şeyi, bu tüneli yaratmanın ne anlama geldiğini insan güçlü bir şekilde hissedebiliyor. İşçilerin düşüncelerine girebiliyor. Ne kadar gözü pek olduklarını, yaşayan bir kayanın içinden oyuk açmanın ne kadar esaslı bir iş olduğunu, çok cesurca. Bu yer hala hareket etme potansiyeline ve aslında dehşete düşürme gücüne sahip. ...12 yıl içinde Brindley ülke için tamamen yeni bir ulaşım sisteminin öncülüğünü yaptı. Ve ödülü aşırı çalışmaktan ve yorgunluktan dolayı erken ölüm oldu.
19. yüzyılın başlarında Britanya'nın su yollarında 50 bin kişi çalışıyordu. Eski su birikintileri alanındaki girişimler binlerce çalışanı olan büyük üretim merkezleri haline geldi. Bütün bunlar sanayinin yarattığı yeni bir dünya anlamına geliyordu. Ama bir şey dışında. Her şey hala at gücüne bağlıydı. Ancak sonra Bristol'dan George Pocock at gücünün yerine koyabileceği bir şeyle ortaya çıktı. Pocock zaten epey nam salmış bir adamdı. Sorumsuz okul çocuklarına şaplak atan bir makine yaratmıştı. Ancak bu sefer atların tamamen yerini alabileceğine bahse girdiği bir aletle çıka gelmişti. Neredeyse 200 yıllık icadından beri ilk defa at arabasına paraşüt bağlanarak uçurtma yeniden yaratıldı. Rüzgarın işini yapmasına izin verdi ve bu garip aracıyla köyleri hızla yarıp geçerken korkuttuğu için adı kötüye çıktı. Hiçbir zaman gerçekten kavranamasa da sıradan atların gücü dışında başka kuvvet biçimlerinin de olabileceği konusunda insanların gözünü açtı. Ama bu sanayi çağıydı ve motor devrimi gökten inmeyecekti. Gelecek mekanikte ve makinelerde yatıyordu. Buhar gücü devasa sanayi makinelerinde yıllarca kullanıldı. Alçak basınçtaki buharı kullanarak çalıştılar. Genç bir mühendis Richard Trevithick birçokları tarafından tehlikeli bulunan bu yeni güçlü teknolojiyi kullanarak işleyen bir makine üzerine çalışmaya başladı. Buhar küçük ama inanılmaz derecede kuvvetli bir kazan kullanılarak yüksek basınçta kontrol edilebilirdi. Eğer kazan patlamazsa buhar salındığında dev miktarda bir enerji elde edilebilecekti. Yüksek basınçlı bir buhar makinesinin gelişimi çok güçlü ve hafif bir buhar motorunun yapımını mümkün kıldı. Öyle mi John? Evet, Trevithick James Watt'ın teknolojisini aldı. Motor hanesine 3 libre buhar basıncı, mimari makineler ve ağırlığı 1000 tona kadar çıkabilen devasa nesneler yerleştirdi. Ve buhar basıncını 20-30 katına çıkararak her şeyi minyatürleştirdi. Ancak bundan sonra hareket eden makineler yapmak mümkün oldu. 1801'de Trevithick, Cambourne ve Tahiti yolları arasında ya da başka hiçbir yerde daha önce görülmemiş bir şeyi serbest bıraktı. Bu şişirme şeytanını sıra dışı bir makine olarak vaftiz etti. Peki yüksek basınçlı bir buhar makinesinin özellikleri nelerdir? Bu bağımsız bir ünitedir. Evet. Dolayısıyla her şey buradadır. Motorun ve kazanın birleşiminden oluşur. Bu siyah davlumbaz basitçe su içeren bir kazandır. Bu bitim noktasında dikey bir silindirimiz var. Tek bir silindir. 17,5 santimetre çapında 35 santimetre vuruşunda, yani aşağı ve yukarı 35 santimetre hareket eden bir piston. Bu piston koluyla aşağı ve yukarı inip çıkıyor, kirişi yükseltiyor ve alçaltıyor. Bu birleşim kollarını çekiyor ve arkadaki crankmilini döndürüyor. Elbette böyle bir icat, yani yüksek basınç motoru çok fazla potansiyele sahipti değil mi? Evet, bu dünyanın ilk kendi kendine hareket eden motoruydu ve bütün modern yol taşımacılığının atasıydı. Evrimsel gelişimini motorlu modern taşıtlara kadar birçok farklı makineye uzatabiliriz. Bu makine içine yerleştirilmiş 4 adet emniyet tertibatı var. Bunların patentini almış olsaydı baronet bayisi, servet, toprak ve başka her şey onun olacaktı. Ancak bunu yapmadı ve nihayet buhar çağının sonuna kadar ulaştılar. Bazıları hala nükleer güç merkezlerinde kullanılıyor. İnanılmaz, öyle değil mi? Müthiş bir adam. Ama felaket yakındı. Trevithick tuhaf bir kazada buharlı arabasını çarpar ve yerel bir barda içilen birkaç litre içki yüzünden sahneden silinmiş olur. Bütün o güvenlik tertibatına rağmen şişirme şeytan patlar ve 1801 yılıdır. Ve yollar yoldaki başka her şeyden daha ağır olan Trevithick'in aracını taşıyacak yeterlilikte değildir hala. Cesareti kırılmış bir şekilde madene döner. Ve diğer büyük bir buluş görülmesi olanaksız halde orada durmaktadır. Raylar. Yıllardır tahrip olmuş bu yollar Decauville hattı olarak bilindi. Atlar tarafından çekilen, kanalın üstünde malnayla taşımak için oralardaki madenlerden yüklenen kömürleri taşıyan, bunun gibi arabaları taşıdı. Bu işlemi izlemek, Trevithick'i çok basit bir soru sormaya yöneltti.
Makinesi bir atın yerini alacak ve tramvay yolu boyunca yüksek arabalarını çekecek şekilde değiştirebilir miydi? ...1803'te bu Kelt dahisi lokomotifini bu yeni ve heyecan verici amaca çevirmek için işe koyuldu. Trevithick bir kez daha muazzam bir şeye imza attı. Parlak zekası dünyanın ilk raylı lokomotifiyle çıkageldi. Artık atlar işe yaramazlığın ciddi tehlikesi içindeydiler. Trevithick demir yolunun babasıdır ama unutulmuş bir kahramandır. Var olan teknolojinin uç noktalarında çalışan çok zeki bir maverick'ti. Ama ne yazık ki mühendislik zekası ticaret konusundaki beceriksizliğiyle karşı karşıya kaldı. Demir yolu lokomotifleri çağın başlıca icadı olsa da Trevithick beş parasız öldü. Şöyle yazmıştı. Her ne kadar çok maddi sıkıntı çekmiş olsam da yararlı bir özne olmanın büyük gururu benden asla alınamaz ki bu gurur benim için zenginliğin çok ötesindedir. Ama Trevithick bir tohum ekmişti ve gelen yıllarda Kuzeydoğu'daki az sayıdaki manen mühendisi bu tohumu yeşerttiler. Onlardan biri Trevithick'in makinesinin bir versiyonunu gören George Stevenson'dı. Kurnaz Stevenson'ın Trevithick gibi beş parasız ölmeye hiç niyeti yoktu. Kendini ve oğlu Robert'ı sanayi devriminin öncü kuvvetlerine katılabileceklerine ve buharlı makineleriyle bir servet yapabileceklerine ikna etti. 1829 civarında bir kişiyi dört nala koşan bir attan daha hızlı taşıyacak ilk makineyi yaptılar. Şu an York'ta Ulusal Demir Yolu Müzesi'nde sergilenmektedir. Robert Stevenson'ın zekası hali hazırdaki bütün teknolojiyi tek bir makinede birleştirebilmesi ve sonra o teknolojiyi radikal bir biçimde geliştirebilmesiydi. Bilirsiniz işte, başarısının sırlarından biri buraya 45 derece açıyla yerleştirilen pistonlar ve silindirlerdi. Diğer makinelerde bunlar 90 derece açıyla konumlanmıştı. Aşağı pompalamak makinenin sallanmasına neden oluyordu. Bu ise tekerleklerin dönmesinin en ama en etkili yoluydu. Roketin en büyük sırrı ocağın içindedir. Burada kazanın uzunluğu boyunca gerilen her biri 7,5 santim çapında 25 adet metal tüp var. Diğer motorlarda ise tek bir büyük tüp vardı. 25 tane metal tüp bu motorun kazan içinde suyu ısıtmak için diğer motorların yüzey alanından 5 kat daha fazla alana sahip olduğu anlamına geliyordu. Yani roket çok kısa zamanda inanılmaz miktarlarda buhar gücü elde edebiliyordu. Sanki bu yeterli değilmiş gibi Stevenson harcanan buharın kullanımını yaratıcı hale getirdi. Bu bakır boruyu bu hat boyunca bacanın içine taşıdı, oradan yukarı gider, burada aşağı doğru bir vakum yaratır ve sırasıyla arkadan gelen oksijeni bacadaki kömürler yoluyla inanılmaz bir biçimde burada yoğun bir sıcaklık yaratarak içine çeker. Şaşılacak şekilde motor ne kadar zorlanırsa o kadar iyi performans veriyordu. Stevenson'ın raylı taşımacılığın geleceğini kuran ilk ve son tasarımı roket halka açık bir yarışmada gün yüzüne çıktı. Rainhill denemeleri o günün önemli lokomotiflerinin Liverpool'dan Manchester'a yeni yapılan demir yolunu işletme hakkını elde etmek için birbirlerine karşı yarışmalarıydı. Roket diğer rakiplerine toz yutturdu. Büyük miktarlarda siparişler geldi ve Stevenson'ın geleceği garanti altına girdi. Gala açılışından sonraki bir ay içinde Liverpool-Manchester arasındaki demiryolu şehirler arası günlük 14'ten fazla posta arabası seferini sona ermeye zorladı. İlk yılında neredeyse 500,000 yolcu taşıdı ve kanal ticareti için ölüm çanları çalmaya başlamıştı. Artık herkes ve her şey bir yerden başka yere gidebilirdi. İnsanlar işlerinin tepesinde yaşamak zorunda olmadıklarından banliyöler kuruldu. Kapılarına kadar dünyanın her yerinden taze ürünler geldiğinden yedikleri farklıydı. Roket ve demir yolu her şeyi değiştirdi. Ama Britanya'nın sanayi çağının taşımacılık devrimi inanılmaz şekilde daha da ileri gitti.
1809'da çarpıcı bir belge yazıldı. Geçen yıl bir makine yaptım. Ve onun içindeyken ilerleyen bir kişiyi çok güçlü bir şekilde yukarı taşıyacak, yere dokunmasına ancak izin verecek ve sık sık onu yukarı ve birkaç metre ileri taşıyacak. Bunu yazan George Cayley'di. Başka şeyler de icat etmişti. İlk yapay uzuv ve hatta bahçe emisyonu. Ama parlak zihnini meşgul eden başka ilgi alanları vardı. Cayley, neden bazı canlıların havada ve suda görünür bir rahatlıkla hareket ettiğine dair ipuçları bulabilmek için kendisini çevreleyen dünyayı, doğayı gözlemledi. Cayley'in defterinden bu çizimler en az sürtünme arz eden doğal biçimleri anlama çabasını gösteriyor. Bu çizimlerin bugün aerodinamikle ilgili bir çalışmayı temsil ettiğini söyleyen birilerinin olabileceğine bahse girerim. Ve bu defterler havada süzülen kuşları izleyerek çok önemli bir gözlem yaptığını gösteriyor. Merakı uyanmış ve kuşların havada kalmalarını sağlayan sırrın ne olduğunu bulmaya karar vermişti. Bu yüzden bir kuşun kanadının nasıl hareket ettiğini yakından incelemek için bir yol tasarladı. Bu George Cayley tarafından yapılan bir makinenin kopyası. Bunun hangi kuvvetle özdeşleştiğini, neyi kanıtladığını anlatabilir misin? Eğer havanın içinde düz şekilde hareket ederseniz yukarı yükseleceğinizi kanıtlıyor. Bununla çok ilgilendi. Çünkü kuşları kanat çırparken izledi. Ama bu kanat çırpmadan da yalnızca düz bir şekilde havanın içinde hareket ederek yükselebileceğinizi gösteriyor. Çok basit görünüyor ama muhtemelen o dönem için bu inanılmaz bir şeydi. Evet öyleydi. Bir bakıma fikirlerin temel dayanıklarından biri. Zamanın 1790'lar olduğunu düşünün. İnsanların sadece gerçekten buharla ilgileniyor olduğunu. George Cayley o dönemde bile havada yolculuk etmek üzerine düşünüyordu. Kendi kendine bir dizi deneme ve gözlem yapmaya başladı. Ve uçan bir nesnenin istikrarının ve yönünün nasıl kontrol edilebileceğini yavaş yavaş daha fazla anlama noktasına geldi. 3 yıl süren denemelerden sonra Cayley tamamen yeni bir fikirle ortaya çıktı. Cayley tarihteki ilk modern uçak konfigürasyonunu tasarlamıştı. Ana düzlem, ayarlanabilir dümen ve kaldırıcıyla doğayı bilimin saf anlatımına dönüştürmüştür. Ama bu Cayley yalnızca en nihai tutkusunun insan taşıyacak bir makine yapma isteğinin peşinden gitmesi için kışkırttı. Ve 30 yıl sonra arabacısını insan taşıyan ilk başarılı makinenin içinde gökyüzüne gönderdi. Bu görüntüler televizyon seyircisi için yeniden canlandırıldı. Ve Cayley'in buluşunun içerdiği anlamlar konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Şöyle yazmıştı. 100 beygir gücünü bir sıvı kap içine yerleştirdiğimiz zaman kendimizi ve ailemizi hava yoluyla diğer bütün araçlara göre daha güvenle taşıyabileceğiz. Sanayi devrimi boyunca dünya küçülmeye başladı. Bir gün içinde seyahat edebilecekleri mesafe konusunda ufukları birkaç kilometreyi geçmeyen insanlar artık kendilerini ve eşyalarını bütün ülkede ve hatta dünyada taşıyabiliyorlardı. Britanya kaynıyordu ve harika bir anda da dünyadaki değişim hareketinin merkezi oldu.